bak. Hazırız. Leng aç hadi. İyi açıyorum bak. Bir, iki, üç. Dönem mi Sadıç? Dönem mi lan? Dönem mi? Nasıl durdunuz lan ananızın karnında? 9 ay. Tamam hadi sizi bekletmeyeyim gari dön. Yapmıştı. Gördünüz mü lan? Yapmış vallahi billahi yapmış. Aynısını yapamamış. Olmuş bu. Yeminle olmuş bu. Aynısı gibi olmuş hele. Gel lan öpeceğim seni. Her yerinden öpeceğim. Dur lan Sadık kendine gel. Lafsız olacak şimdi. El alem neden ya? Topla kendine. Uçuyorum. Aslansın sen aslan. La buna bizim hurdalığı versek gökdelen dikecek vallahi. Kapatoya bak lan gıcığı 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 gıcığı. Valla gördün mü valla? Allah'a bak tıklısının aynısından koyamamış buna. Hele döşemeli, döşemeli abi ne değiştirmiş. Arkadaş ben dayanamayacağım birkaç tur atıvereceğim valla. Niye ki? Senin baban muhtar mı Cemil? Çekil. Ben bu arabayı toplayana kadar imanım gevredi Cemil. Bu arabanın 500 metre yakınında görmeyeceğim seni. Çek. İyi be iyi. Kayınpederin arabasına kalmadık. Ben bilmiyorum. Sonra başlığıma gene değil mi istediniz Akideş? Kullandırma dediniz Akideş diye. Cemil koskoca ya be otursana şuraya sen. Neyin küsüyorsun anlamıyorum ki sen. Deneyi böyle. Direksiyona ne kadar uzak olursam o kadar iyi. Sonra birilerinin gözüne batıyor. Onun derdi benimle. Cemil ben sana arabaya yaklaşmayacaksın dedim diye mi bozuldun gülüm? Oğlum ben onun lafını geliştirdim. Otur adam gibi şuraya gari. Ben duyacağımı duydum arkadaş. Siz üçünüz önden gidiverin. Ah ulan ah. Şu altınları bir bulup çıkarsaydık ne güzel olacaktı şimdi. Hazır araba işinden de kurtuluyoruz. Bizden kral olmayacaktı vallahi. He? Beni altın mı altın demeyin arkadaş. Bir kalp krizine daha tahammül edemem. Ne oluyor lan? Siz ne kaç göz edip duruyorsunuz öyle? Yok bir şey ya. Evet. Cemil otur be şuraya gari be. Önüne bak sen. De gidi be. Ne demek lan Zümrüt'ü kendine aşk edeceksin? Olur mu öyle şey? Sadıç bir dugari be. Hemen parlama. Ben mevzuyu sana daha anlatmadım ki. İyi hadi anlatma hadi. Heh. Önümüzdeki ay ilçede Niva... Niva? Niva? Yeşilova'nın kurtuluşu kutlamaları var. Bütün kasaba orada olacak. Peki, ilim başkan nerede olacak? Nerede olacak? Nerede olacak? O da orada olacak. İşte tam burada senin rolün devreye giriyor İsmail. Sen o zamana kadar başkanın kızı Zümrüt'ü kendine aşık edeceğini göre... O gün başkanın boş evinde Zümrüt'le baş başa kalabileceğiniz. Zümrüt'le? He? Baş başa? He? Abi tövbe tövbe. Ne edeceğiniz lan oğlana zinam ettirebileceğiniz? Biz inası lan. Azıcık romantik takılacak la o kadar. Aa, o kadar. Lan kasaba yerinde azıcık romantik takılıvermek nasıl oluyor mu? Söyleyiver bakayım bana. Söyleyiverem mi? Hadi söyleyiver. Söyleyiverem. Kardeş, bunun yermişin diye derdimiz başımızdan aşkın. Zihninizde ayrıntıya girmeyin Akider. İsmail, içeri girdikten sonrası dolaş. İsmail başkanın evine girerken kapıyı aralık bırakacak. Aralık bıraktı o kapıdan bahçeye inip altınları bulup çıkarıvereceğiz.
Ha biz altınları çıkarırken he. İsmail beyefendi gari Zümrüt'ü masal mı anlattı? Türkü mü söyle onun bileceği iş. Yok Sadıç ben bu işte yokum. Öyle bile bile kendimi ateşe atamam. He. Geldin mi şimdi benim söylediğim lafla? Bu işlerin sonu hep ateş İsmail. Hep ateş, ateş. Dur buyur lan adamın kafasını karıştırıp durma. Sadıç. Sen deyip durmuyor mu? Bizim kitabımızda vazgeçmek var mı diye. Sen delmedin gerekirse tünel kazarın gene o altınları çıkarırım diyen. He. Diyordun. Ama o zaman başkaydı. Başka başka değil arkadaş. Sen bu Sedef'e kavuşmak istiyorsun değil mi? Sedef'e kavuşmak istiyorsan altınları bulup çıkarmak zorundayız arkadaş. Altınları bulup çıkarmak için de senin Zümrüt'ü kendine aşık etmen şart olduğuna göre. He? Yok Sadıç. Boşuna ikna etmeye çalışmayın beni. Bu işin sonu pek bir hayır gibi gelmiyor bana. Bir altın için öyle kabloları devrelir bu kadar karıştırmaya değmez. Hadi değdi diye. Ya Sedef duyarsa ne olacak? He? Ya temelli bırakırsa beni? Kusura bakmayın ben bu işi yapamam. Yapamazsan o zaman Sedef'i unutacaksın arkadaş. Sedef'e giden yol Zümrüt'ten geçer İsmail. Ha? Sonra kafanı duvarlığa vurma. He? Oo, Öknur Hanım, sen de mi girdin ekmek kuyruğuna? Ay niye bu kadar kalabalık burası? İnsanlar erken ekmeklerini alacak, tarlalarına gidecekler. Gerçi ekmeğini kendi fırınında yapanlar da var ama bunlar işte kasabın hanım tarifesi. Oo, sen de kasabayla ilgili her şeyi biliyorsun maşallah. O kadar olacak tabii. Bana zaten kısaca Gonca postası da derler. Kim, kiminle, ne zaman, nerede, ne yapmış hepsini bilirim. Mesela sana bugünkü havarisleri veren. Naci Dey'nin tarlayı sürerken pulluğu kırılmış. Garı Fatma'nın oğlunun getirdiği Azerbaycanlı gelin beklendiği üzere kaçmış. Bir de son olarak bizden bir havaris var. Babamın radyocu İsmail'e verdiği süre doldu. Altınları getiremediği için evlenemeyecek artık ablamla. Radyocu İsmail senin ablanla mı evlenecekti? Ya olacağından değil işte. Radyocu İsmail'in garibanın çulsuzun teki. Olmayacak Gülay'ı Ahmet dedi de ev olmadı tabii. Gonca, sizin ekmekler çıktı. Biz hazır almıyoruz, pişiriyoruz ondan. İsmail. Geçmiş olsun yeğenim. Duyunca çok canım sıkıldı vallahi. Hayırdır Talip Bey, ne duydun ki? Canım altınları yapamamışsın işte. İcabinin vermiş oldu, sürü dolmuş. Ya yok öyle bir şey, kim uyduruyor bunları? Kız istemenin süresi mi olurmuş arkadaş? Allah Allah ya. Tövbe tövbe. İsmail, İsmail. Hayırdır dedip dayı, ne oldu? Kusura bakma, bizim olan geç haberimiz oldu. Çok bir şey değil ama idare edelim. Hayırdır Edip dayı, neyin parası bu şimdi? Canım icabını vermiş olduğu zürde oldu ya, altınları yapamamışsın. Ya yok öyle bir şey. Yok olmaz, aman. Allah Necip dayı. Ya genç adamsın sen. Olmaz. İsmail, al. Olmaz canım. İsmail, at şuna. İsmail. Allah, Edip dayı. Eli de benden hızlı çıktı ya. İsmail, al bir çay iç, benden olsun. Sabah sabah bayağı bir canın sıkkındır şimdi senin, ha? Ya ne oluyor arkadaş, sırayla mı veriyorlar sizi bana? Altınları da yapamamışsın, ha? Hicabinin verdiği süre de dolmuş. He. Doldu abi, doldu. Altınları da yapamadım. Aha senin bu verdiğin çayı da içmiyorum zaten. Hadi sen hayırlı işle. Tövbe tövbe. Ulan parayla veriyoruz, içmiyoruz. Bedava veriyoruz, yine içmiyoruz. Nasıl insanlarsınız siz ya? Anlamadım ki. Tövbe tövbe. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Sırat Bey. Hoş geldin Hicab abi.
Bunu 50.000 liralık mazot koy ve bakayım. Koy veren. Günaydın. İsmail'e verdiğin sürede olmuş diyor la. Getirememiş senin altınları. Eş sorma Sebahattin. Üstümden böyle büyük kaptı vallahi. Ya sen zaten İsmail'e neden böyle imkanlar tanıyorsun ki? Ne gerek var? Bak, geçen başkanın hanımına da kalp krizi geçirtiyormuş bununla. Oldu bir takım şey daha işte. Biraz da mecburiyetten boş kese. Mazot tamam icabı abi. Yalnız 49.900'lük aldı depo, 100 lirasını helal et. Olur mu öyle şey? Sen planın üstüne mi yatacaksın? Buradan sakız mı dişileme ben ha? Ben seni neden bu kadar çok seviyorum biliyor musun icabı abi? Sen paranın kıymetini bilen adamsın çünkü. Bileceksin tabii lan. O parayı nasıl kazanıyorsun sen biliyor musun? Dur getir verim hemen. Ha getir. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, aleyküm selam. Al. Ver sakızı. Al bakayım. Babaya kadar sen kullan bugün. Ben mi? Yalnız abin gibi yubazlık peşinde koş çeksen baştan anlaşalım arkadaş. Ya Allah aşkına amca. Benim abime benzer bir tarafım mı var? Onun işi gücü radyo. Benim sevdamsa tarlalan. Yürü lan kalabacı seni. Akşama kadar peşinde dolanıp duruyor. Sanki sana bir faydası varmış gibi. Onun kendine faydası yok. Aferin. Yavaş, ya. Yavaş, koy. Yavaş, 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 yavaş. Kolay gelsin yenge. Allah! Lan! Korkuttun ya beni. Neredesin sen bakayım kaç gündür? Takıldık işte arkadaşlarla. Lan oğlum nasıl takılmaymış bu? Kaç gündür ne aradın ne sordun? Nerede kaldın? Ne yedin? Ne içtin? Boş ver ya yengem. Senin de canını sıkmayayım şimdi. Biraz temiz çamaşır alıp gideceğim zaten. Beni bak. Amcan burnundan soluyor. Eşyalarını falan sokağa savuracaktı de zor aldım elinden vallahi. Onun bütün derdi benle zaten. Takmış kafasını bana. İsmail de İsmail, İsmail de İsmail. İsmail, bu sedef işini ne ettin oğlum sen? Bulabildin mi altınla? Yok yenge ya, bulamadım. Bu gidişle bulamayacağım da zaten. Yenge ya, ben sana bir şey soracağım. De bakayım. Şimdi bir şey var. Ama o şeyin şey olabilmesi için senin başka bir şey yapman gerekiyor. Nasıl yani? Mesela şimdi bir kız var. Sen onu seviyorsun. Sonra bir kız daha var. Onu sevince de o şeyle şey olabiliyor. Şeylerle. Ulan oğlum ne diyorsun sen? Hiçbir şey anlamadım ya ben. Boş ver ya yenge. Senin de kafanı karıştırmayayım şimdi. Temiz çamaşırlarımı alayım da gidelim. Selamun aleyküm. Hayat abi. Sen beni vaktinde bir arabama emanet et dedin.
arkadaşınım. Sen misin? Aynısını yapmışsın be Süleyman, aynısını. Ayıp ettin beni, kaybettin hayatta abi. De bu farlar can gibi olmuş. Kaporta cillop gibi. İki yalancıları da yepyeni yeni olmuş be ya. Sadece o kadar mı acaba? Otomatik kilit sistemi. Made in Süleyman. Süleyman, sen bana hayatımı geri verdin be ya. Evladımsın dedi, yemin olsun. Tekrar tekrar sarıldı beni. Allah şükürler olsun, kayınpederle arayı düzelttik. Ben de o kadar uğraşsam benim de aram düzeliverir Sadıç. Kılıbık Sadıç, bu bilmiyor musun sen? Kayınpederin araba diye üstüne dantel serçeydi neredeyse. Gidin işinize be. Allah Allah, konuşmayın ya. Nitseniz bugün keyfimi kaçıramazsınız abi. Fikri abi, herkesle benden çay. Herkesle. Fikret, soru soru şimdi de. Vallahi sen sevini veriyorsun da bence boşuna sevini veriyorsun Sadıç. Köstencelen Halil'i unutuverdin galiba. Evladımsın, evladımsın deyip durun ama köstencelen Halil ne olacak? He? Bir geri daha ağzını ayrı aç be. Ben ne güzel unuttuydum, yine aklıma getirdi bu be. Seninle ne olacaksa olacak, Allah Allah. Adamın adını andık geri bekliyor lan. Oğlum Cemil, senden imam imam olmaz. Bir kere ağzını ayrı aç, seni de yaşıyorum ağzını. Dur. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Merhaba bey. Selamun aleyküm. Müsaade var mı? Aleyküm selam. Estağfurullah Halil abi. Dur. Merhaba yeğen gençler. Merhaba yeğen. Merhaba yeğen. Süleyman, divane yok. Nasıl gidiyor bakayım işte? Ne olsun Halil abi? Çalışıp duruz işte. Çalış, çalış. Çalışmak iyidir. Ben de senin hakkında duyup durun. Maşallah, elinden her bir iş geliyor derler. Geldiği kadar Halil abi, ne olacak? Süleyman, işin aslı senden bir cevap gelmeyince ben bir uğrayayım. Acaba dedim, bir derdi mi var, bir sıkıntısı mı var? Bana da bana mı diyemiyor dedim. Ne sıkıntım olacak Halil abi? Yuvarlanıp gidiyoruz vallahi. Olsun olsun. Bir derdin olursa bana söyle. Ben seni buban sayılırım artık. Bir şey olur da bana söylemezsen darılırsın ha. Allah razı olsun Halil abi. Bu da Halil abenden sana küçük bir hediye. Ne? Batman mi ne bu? Markasına bakacaktım Sadık. Yok Halil abi, ben bunu alamam. Pahalı bir şeye benziyor. Bu laf söz olmasın sonra çıkın. Yani aramızda paranın lafı mı olur? Aa sen al. Genç adamsın. Dinlersin. Dinlerken de şu bizim mevzuyu bir düşünüp durulsun artık. Hadi bana müsaade. Cümleten Allah'a ısmarladık. Güle güle. Güle güle kullan.
şöyle sen. Yat bakayım. Uzat bakayım ayaklarını. Zümrüt kızım, anneni bir yastık ver bakayım, ayaklarına koy. Şöyle. Şu ilaçlı adamı al bakayım bir tane. Uzatayım. Dur, bekle, su vereceğim daha, dur. Gel bakayım, suyunu iç. İç. Ay fenalık geldim. Bir kalp krizi daha geçireceğim beni. Tövbe de Gülen'e, ağzından yeri alsın. Sana bir şey olacak diye kaç gündür nasıl üzülüyorum ben, görmedin mi? Kızım, gel bakayım, devir teslim yapalım. Sen annemin başında bekle, ben şu telefona bakayım. Ay abartma baba, oturuyorum işte burada. İki dakikada ne olacak? Yok ya, nereden biliyorsun bakayım sen? Hasta bu kızım, ihmale gelmez. Gel, bir saniye yalnız bırakmayacağım. Gel bakayım buraya. Hadi, hadi göreceğim, hadi. Alo, Belediye Başkanı Doktor Hilmi Çakır'ın evi. Kimsin? Bir arkadaşısın demek. İyi. Bekle madem, çağırayım ben. Zümrüt kızım, telefon sanaymış. Bana mı? He, bir arkadaşım imiş neymiş. Ne erkek sesiydi? Telefondaki ses diyor. Erkek sesi. Erkek. Böyle bildiğin erkek sesi. Hilmi, ne var bunda? Arkadaşıdır kızın. Sen demiyor muydun zamanında bizim kızın da bir erkek arkadaş olacak diye? He? Ya ben onu mu diyorum Gülay? Nihayetinde ben de okumuş modern bir babayım, tamam. Ama yani tanımadığımız, bilmediğimiz adamların böyle ben arkadaşım diye arayıp sorması. Bu açıdan diyorum yani. Yani. Tamam. Kızım, kimmiş arayan? Hiç, eski bir arkadaş. Eski bir arkadaş diyorsun yani. Artık pek görüşmüyoruz o zaman. Ha? Neyi sordun? Yani pek görüşmüyoruz şimdi. Ha. Konuşacak mı? Mecbur. Üzülecek emmi. Üzülecek mi, üzülecek? Niye dedim, bambaşka çaresi. Hadi in, in. Sen bilin. Ah koca kızım o benim. Koca tarlayı kendi başına biçecek vallahi. Yok gal baba, sen de. Bütün tarlayı bana temizleseydin. Bırak gal, bırak. Yoruldun sen. Eş kıyabilimin kızıma ben. Lafa gelince kıyamazsın da. İcraata gelince başka tabii. Tabii. Şey... Şimdi sen bu İsmail meselesinden ötürü azıcık bana kızgınsın tabii de. Ama ben de bu bayım be kızım. Benim en birinci vazifem evladımın iyiliğini düşünmek. Bu İsmail haytanın haylazın teki. Eğer seni sevseydi niye paha Eda o altınları getirirdi? Ya en azından yarısını getirirdi. Biz de iyi niyetini anladık değil mi? Sen şimdi gençsin kızım. Seviyorum, ediyorum da ileride bin kere üzüleceksin ya, şimdi bir kere üzül daha iyi. Ha Sedef, bir de şey var, bu tüccar Samle var ya, hani birkaç sefer haber yolladılar da biz de yetiştiriverdiydik. Şimdi gene diyorlar, biz diyorlar, eğer müsaitseniz diyorlar, Sedef'i istemeye geleceğiz diyorlar. Bazen insanın karşısına yol ayrımları çıkar. Allah çatallanı bazen. İnsan hangi tarafa yürüyeceğini pek bilemez. Bir tarafa yürüsen dert, öbür tarafa yürüsen ayrı dert. Hangisine yürürsen yürü, sonunda hep bir şeyleri kaybedeceksin. Bazen kendi kendime düşünüyorum da. Keşke üçüncü bir yol olsa bu işlerin. Kimsenin zarar görmediği, kimsenin acı çekmediği, kimsenin mutsuz olmadığı üçüncü bir yol. Çok şey mi istiyorum dostlar? He? Söyleyin bana.
Çok mu şey istiyorum ben? İsmail, ne oldu bizim para işi? Eh ama Yılmaz abi ya. Ne e'si lan? Asıl sana e. Ulan sabahtan akşama kadar adamın reklamını edip durur. Nerede lan kaportacının reklam parası? Aldım ben onun parasını. Dün gittim aldım adamda. Sabah gelirken de getirecektim. Ama hay Allah. Diğer gömleğin cebinde kalmış. Lan İsmail. Açarım şimdi botu. Bütün ilçeye seni rezil ederim ha. Neymiş? Gömleğin cebinde kalmışmış. Evet abi. Kaldı. Şuradan şuraya gitmek nasip olmasın ki kaldı. Hey, hadi git getir bakayım o zaman. Hadi. Şinci. He Şinci. Şinci yayın mı abi? Nasıl gidip getireyim? Şimdi göreceğiz ha. Bunu sen iste. Sevgili dinleyenler. Bu yalancı İsmail var ya, bu yalancı... Ne yapıyorsun sen Yılmaz abi? Radyoculuğun da bir şerefi var ya. Paran kaçmıyor ki. Yarın öbür gün gidip getireceğim. Öbür gün değil. Öbür gün değil. Ya o para buraya gelecek. Allah'a billahi bak İsmail. Radyoculuk hayatını bitir ama. Yarın o para buraya gelecek. Ladı seni yaşarken gören ha. Bunlarla senin aranda bir benzerlik var. Bütün bu derinlikle, bu çimenle seni akar. Seni bakar. Seni susar. Senin yüzün var. Senin yüzün var. Ne o, şiir mi yazıyorsun sen gene? Yok Tuba, öyle karalıyorum işte bir şeyler. Yalnız dikkat et. Şiir hassastır. Öyle üstün körü yazmaya gelmez. İyice bir ölçeceksin, tartacaksın. Ondan sonra dizeceksin kelimeleri. Sonunu uyduracaksın diye hakikati incitmeyeceksin. Yok. Baba ben hakikati incitmiyorum ki Zaki. İyi. Sana kolay gelsin baba. Sağ ol baba. Senin yüzündü bunlar. Seni yaşarken görenler, bunlarla senin aranda bir benzerlik var. Bütün bu derinlikle, bu çimenle ve bu sula senin yüzündü bunlar. Emine, darla sepetini hazırlamamışsın da ha? Hazırlayacaktım baba. Sabahtan beri dışarıda ne yapıp durun ben bilmem ki. Ben sana kapının önüne çıkmayacaksın demedim mi? Tamam baba, ben hemen hazırlıyorum şimdi. Naz yapma kız, gel hadi. Nima, ne istiyorsun benden? Serif'im, ne bu şiddet bu Celal? Biz
Sevdiceğimizi görmeyen mi? Halini, hatırını bir sormayan mı? Bırak bu ağızları İsmail Efendi. Sevdiceğimmiş. Sen onu beni babama rezil etmeden önce düşünecektin. Ya rezil olacak ne var? Bir altınları getiremedim diye böyle mi olacaktın? Böyle olacaktın İsmail. Getiremeyeceksen babama söz vermeyecektin. Ya ben temelli getirmeyeceğim demiyorum ki. Denkleştir denkleştirmez getireceğim. Geçti o işler İsmail Efendi. O tren kaçtı bir kere. Hem ben bundan sonra sözlü sayılırım. Beni böyle rahatsız etme. Ne sözlüsü Sedef'im? Senin ağzın ne deyip dur öyle? Tüccar Samir'e haber yollamış. Ben de tamam gelsinler dedim. Akşam gelip isteyecekler beni. Gelsinler mi dedin? Sedef'im ne yaptın sen Sedef'im? Ya ne yapacaktım? Ömür boyu seni mi bekleyecektim? Allah ömründe bahtını açık etsin. Sana mutlulukla. Sedef! Sedef! Çık! Sedef! Ne yolu ne bahtı senin ağzın ne deyip durur? Ulan o tüccar Samiler gitsinler önce bir parma bak. Tamam mı? Sedef! Sendeki kaşlar bende de ulaydı vay. Sendeki kaşlar bende de ulaydı vay. Kaşları senden rastı benden. Ela gözlü küçük adımda ayrılamam ben senden. Benim niye bu edip seni açılmam lazım Neşe? Yoksa çok fena karışacak bu işler. Ya Neşe! Gönlümün neşesi. Teşhün ciğerimin köşesi. Açıver şu çeşmeyi de su tutayım biraz değişsin ama. Alayım onun köpücüğünü biraz. Tamam baba. Yok Sadıç. Yapamıyorum. Fırsat ayağıma kadar geliyor. Açılamıyorum ben bu kızı be. Bilmem mi Süleyman abi? Sene de çile, bene de çile. Nasıl olacak oğlum bu iş? Daha kızın karşısında çift, iki çift laf edemiyoruz ha. Ortak. Acaba sen mi konuşsan kızla? Yok gari daha neler. Helal. Haklısın böyle şey yapmayı için. Ya Süleyman abi. Hı? Bir mektup yazsan sen bu kıza. İçinde ne varsa anlatsan. Yaşlı bir ortak. İyi akıl etmesen bunu. Ortak. Ya, seni zahmet mektubu sen yazacağımın gülüm. Vallahi bir gazoza yazmazdım da. Neyse bu defalık oluversin. Ya sen mektubu yaz da ben sana bir kasa gazoz ısmarlarım ben. Çak ortak. Olur. Sen şimdi tarlanın bir köşesinde çalışırken benim sana olan İslam'dan bile haberin yok. Gonca aman ne şey. İşte beni en çok bu gibi şeyler hüzünlendiriyor ama sen benim yanımda olmasan da hep yakınımdasın aslında. Sabahları odamı ısıtan güneş gibi. Akşamları gecemi aydınlatan ay gibi. Sen benim için yağmurlarla inen kanatlı bir melek gibisin. Seni ilk gördüğümden beri seviyorum Gonca. Aman dişe.
gelsin. Ne yapıyorsun lan sen burada? Ben mi? Hiç. İstekleri topluyorum işte. Sizin var mı yok değil mi? İyi hadi kolay gelsin bana. Gonca. Hadi erken gidiyoruz bugün. Akşam hazırlık yapacağız da. Yürü. Geldiler, geldiler. Vallahi billahi geldiler. Yürü madem. Yeni arabalarını bir gözen. Bir gözen. Gıcır 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 gıcır. Sedef kızım. Hadi kızım geldiler galiba. Hadi gelin, hadi. Buyurun, buyurun. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Çocuklar, arabayı cizmez değil mi Hece abi? Mahallede öyle cizecek çocuk yok ama. Hey, hey Osman. Affedersiniz. Heyecandan oldu herhalde. Ha. Ya buyurun buyurun. Kapıda kaldın. Geçin buyurun. Geç onu sen de geç geç. Ay maşallah. Allah. Sen gerçekten maceraya mı busun hep oğlanı? Karışma kız sen. Sen kendi işine bak. Aklı vermez seni o işle. Dolandırıcı herif. Oğlunu isteyecek başka kız bulamadı sanki. Sen de bu işe çanak tuttun ya. Alacağın olsun Sedef. Vallahi ben el alırsa oldu bu iş arkadaş ya. Adam son mu da arabası var, parası var, zenginlerde. Kızı tarlada bile mi çalıştırmaz? Ne yalan söyleyeyim. Gidiverdi gari. Kaçırdın arkadaş. Gitti. Gül gibi kız gidiverdi. Cemil. Öldürürüm lan seni. Gidim an kurtulurum. Öldürmeyecek beni. Öldürmeyecek beni. Durun lan. Dövüşmen yer mi şimdi? Daha mühim işlemimiz var bizim. Kamağı mı bu da kanıyor mu bura? Kanıyor mu? Yok lan bir şey. Yaktın beni Sedef. Yaktın. Çok büyük oyun ettin beni. Kanıyor mu Süleyman? Bak bak ya. Öldürürüm lan seni. Lan durun lan. Ulan dövecek mi? Dövüşecek yeri buldular ya. Üfleyiver şunu şuna sen. Damadın ki tuz olsun. Adettendir. Biraz da karabiber atam. Biraz da pul biber. Biraz da tarçın. Biraz da nane. Yeter kız yeter. Geberteceğim mi adamı? Yeşil ovanın sistem ritmiyle evlenmek kolay mı? Çok biliyorsun sen. Bırak onu. Tamam. Yet kız yeter. Çık git. Yarı daral kızım. Sağ ol kızım. Benim kızım da pek güzel kahve yapar. Maşallah, maşallah. Buyurun. Estağfurullah, siz buyurun. Oğlum ne bakıyorsun mal mal? Seni o da diyor. Olsun o kahveni. O açıdan yani. Nasıl şinçinse sen bilme. Ne güzel oluvermiş bu. Bundan bir tane daha var mı? Yok artık. Baba ben gidip getireyim şimdi. Thank you.
acaba seni burada? Manyak mısın sen? Manyağım Sedef, manyak ettin beni. Peşinde deli divane ettin. İstersen pervane ol. Geçti. Baştan düşünecektin sen bunu. Sedef, çıldırtma beni. O sünepeğimi değişeceksin beni. Varacağım mı ya tüccar Sami'nin oğluna? Varacağım dedim ya İsmail. Anlamıyor musun sen? Beni bırakıp gideceksin yani. Son sözün de bu. Evet, son sözüm bu İsmail. Seni hayatta mutlulukla. Yapmasın ince bu. Sus gari sen. Cemil çıkar şunu lan. Cemil. Çıkar şunu be. Pilingi bitireceğim oğlum. Lan Satıç ne oldu? Ne yaptın içeride? Görüşebildin mi? Yemişler mi kızı? Lan Satıç. Biz beklesen mi yok? Cemil dinleme şunu be. İsmail. Buyurun. Buyurun. Artık konuştuğumuz gibi yaparız Sami. Biz bir düşünem düşünem. Kızımızın da fikrini alalım. Ona göre münasip bir cevap veririz size. Tabii tabii. Bu işle aceleye gelmez. Gelin kızımızı iyice bir düşünsün. Hayırlısı diyelim artık. Hayırlısı hayırlısı. Baba bizim arabaya bir şey olmuş. Gidiyor lan sen. Ana. Allah Allah. Mahallede öyle cizcek çocuk da yoktu. Vay arkadaş. Adam yarım saattir gözlerin boşluğa dikmiş. Korkuluk gibi durup duru. Hayır bu gidişle kafayı oynatmasından korkuyorum ha. Hayır yapacak bir şey de yok ki Sadıç. Ne yapayım şimdi yani gidip kızı mı kaçıram? Acaba diyorum bir de gidip ben mi konuşversem ha? Desem seni bu dünyada kız mı yok arkadaş? Ya da boş ver arkadaş. Şimdi gelir tekrar adam benim boğazımı yapışıverse ben ne yapacağım? Boş ver arkadaş boş ver. Çok fena bakıyor ya lan bu. Vallahi fena bakıyor. Buraya gelip duruyor lan. Oğlum vallahi geliyor lan. Siz şimdi Sedef'e giden yol Zümrüt'ten geçer diyorsunuz öyle mi? Kesin eminsiniz yani bundan. Tamam lan. Yapacağım. Zümrüt'ü kendime aşık edeceğim. Evet arkadaş. Yaşlı be. Sedef. İlmi Başkan'ın bahçesindeki altınları bir çıkarıverem Sedef'im. Sen ondan sonra gör İsmail'i. İlk iş gidip babanın önüne sereceğim altınları. Al diyeceğim. Sen 5 istedin, ben sana 10 getirdim. Ondan sonra an nişanlı bir düğün yaparız. Çakırcalı hocanın İzmir'deki eski evlerine mi kaldık? Gider daha iyisini alırız. Bir de İzmir'de bir radyoda iş buldum mu ben? Allah. Yok ne? Ne gidip iş bulacağım? Gider kendime bir radyo alırım bir tane. İstediğim saat gider, istediğim programı yaparım. Yani. Birkaç seneye kalmaz, boy boy çocuklarımız da olur. Artık kendi işimin patronuyum nasıl olsa.
Her gün gideriz deniz kenarına. Çocukluğa koşturup durur. Sen de bağırırsın, koşmayın lan. Ayak kaplan kız eskiteceğiniz. Ben de derim, bırak çocukluğumu. İstedikleri gibi, diledikleri gibi koşsunlar, eskitsinler. Ben onları yenisini alırım. Seni de alırım. İstediğini alırım. Gerçekten mi İsmail? Yok, gerçek değil. Ne gerçek, ne gerçeklik ne? O günleri görmeyiz İsmail. Görmeyiz, görmeyiz. Ne görüyoruz ya? Hangi gün, hangi günden bahsediyorsun sen? Niye? Biraz önce çok güzel şeyler söylüyordun İsmail. Ya söylüyordum Emre, ben sana mı söylüyordum? Tamam, sana söylüyordum ama sen değildin ki. Sen zaten bir şey değilsin ki. O bir şeyin olabilmesi için olması gereken başka bir şeysin sen. Ne diyorsun İsmail? Hiçbir şey anlamıyorum ben. Ya ben ne dediğimi biliyor muyum? Bu işlerin buraya kadar gelmemesi lazımdı. Sedef! Neredesin Sedef? Nereye kayboldun Sedef? Kafayı yiyeceksin İsmail. Vallahi de billahi de bu işler yüzünden kafayı yiyeceksin sen. Aşmış akideş. Kim kaçmış lan? Yuvanı aşmış aşmış. Adamla küçücük devrelerle küçük teyp yapmışlar be. Sen el alemin işini boş ver de İsmail'i kaldır. Kahvaltı hazır. Beyefendi çoktan kalkmıştı gitmiş ana. Nereye gitmiş? Ben buraya dünyanın çayını yaptım. Nereye gidecek? Radyoya gitmiştir, ilçeye gitmiştir gari. Sen merak etme, çayı ben kıyıma alırım. Bugün çok işimiz var Hafize Hatun, gülüm benim. Hah. İyi madem. Adamları bak akideş ya. Bak, Azrov. Sen buranın neysin? Bekçisiyim. Buralarda senden habersiz uçacağı mı? Uçmaz. İçeri girmek isteyenler ne edeceksin? Kontrol edeceğim. Herkes içeri. Amicem. Buralar kime emanet? Bana emanet. Aferin asker. Lan! He. Semih. Buyur abi. Beni bak. Bu düzenbaz İsmail geldi mi? Bana parayı vermeden radyodan içeri almayacağım. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı Yılmaz abi. Allah seni ne yapmasın Yılmaz abi ya. Oo, ne haber radyocu İsmail? Radyocu, çulsuz, gariban İsmail ne haber? Ulan ismin bile senden daha zengin. Ne oldu lan? Altınlar götürememişsin hiç abiye. Kızı sana vermekten vaz mı geçti lan? ne demişler? Kendini bilmeyen efele, döner bir tarafını tepele. Ya bu lafı mı bir kenarı? Ulan sen git önce milletin parasını öde. Millet mahsulünün parasını alamamış, kırılıp duru. Selamünaleyküm bari. Ne yapıyorsun sadıcığım? Oo İsmail, hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ulan ilçeye taşındınız ya, iyice şehirli olmuşsun lan sen. Unuttun vallahi bizi bari. Ne yapıyorsun sadıç, nasıl gidiyor işler işler? İşler iyi vallahi. Babam çok iyi çevirip durur maşallah. Benim hesap kitap işlerini aklım basıvermiyor. Onun dışında böyle temizlik yapıyoruz. Olsun olsun. O da iş sonuçta.
Ölen bari. İlkokulda az günlerimiz mi geçti lan seninle? Az kopya vermedim sana lan. Biliyorum. Hatta bir sınavda sayende 30 alıverdiydim. Ne güzel günlerdi ya. Ne güzel günlerdi bak. Ha bari az evvel babanı gördüm giderken de. Bana bir miktar vereceği vaadi. Dedi ki git dedi bariye dedi söyle dedi. O dedi sana dedi kasadan dedi versin dedi. Ha versin dedi ne kadar? 75 bin lira kadar. 75 bin lira kadar. Yok lan. Yok yok. 25 bin de önceden vardı. Ben nasıl unuttuysam onu. 100 bin lira kadar. 100 bin lira kadar. Dün gece Sedef istemeye gitmişsiniz. Sedef istedi ki öyle bir güzel kahve yapıvermiş ki arkadaş. Ben öyle hayatımda böyle kahve içmedim ya. Ya, ya, yapa. Bizim kasabanın kızları yapa. Ne oldu lan, verdiler mi Sedef'e? Yok, daha vermediler. Biz bir düşünelim, size söyleriz dediler. Biz bir düşünelim dediler, öyle mi? İyi, iyi. Ne demiş lan? Yolda bile bulsak sayacak. 50, 60, 70, 75. Ne oldu Yılmaz abi? İnandın mı şimdi bana? Vallahi çok şaşırttın beni İsmail. Bu kadarını beklemiyordum senden. Ya bir de o kadar inanmadın bana. Git evden al paraları dedi. Potu kaldırıp rezil edecektin beni. Değdi mi yaptın ya şimdi? Lan şaşırttın beni dedik ya. Hadi çık yap yayını gari. Hadi. İnan bana Yılmaz abi inan. Bizde yalan yok. Hadi la hadi. Anladık hadi. Aferin. Buyur Yılmaz abi. Aferin asker. Hadi görev yerine. Sevgili dostlar, kısa bir ayrılıktan sonra yeniden birlikteyiz. Tabii şimdi siz diyorsunuz, bugün diyorsunuz, İsmail diyorsunuz, neden yayına geç kaldı diyorsunuz. Bazen böyle şeyler olabiliyor. Aksilikle, terslikle, aksaklıkla olabiliyor şu hayatta. Tabii onlar ne kadar oluyorsa, umut da bir o kadar oluyor bu hayatın içinde. Hani dün demiştim ya, üçüncü bir yolu yok mu bu işlerin diye? Belki de umut bu üçüncü yolun da kendisidir işte. Aç bakayım ağzını. İç bakayım şunu. Hadi bakayım. Oh, teşekkür ederim. Ne be? Getiriyorum bana. Hakiki soğan çorbası. Doğal antibiyotik. Sarımsak da kattım içine. Aç bakayım. Tuz katmamışsın. Daha tuzsuz bir şey olmuş. Ben nasıl içeceğim bunu? Tuz yok Gülenay. Artık tuz muz yok. Zaten başına ne geldiyse tuzdan geldi. Löp löp götürdün tuzlu şeyleri. Sonra düştüğün duruma bak. Çok konuşma. Aç bakayım. Allah kimseyi senin eline düşürmesin. Ha? Bak şuraya yazıyorum. Bir daha başıma böyle bir şey gelirse. Ya hasta falan olmayacağım ya da kestirmeden öleceğim. Tövbe de Gülenay, ne ölmesi ya? Ne ölmesi? Ben sana bir şey olacak diye etrafına dört dönüyorum. Senin söylediğin lafa bak. Aç ağzını. Gel buraya. Aç, hadi. Ben bakarım. Alo, kimsiniz? Ey Allah'ım, yine mi sen? Sana kaç defa söyledim beni buradan arama diye. Hayır efendim, görüşemeyiz. Bizim seninle görüşecek neyimiz kaldı ki artık? Ne? Niçeye mi geldin? Hayır, hayır sakın buraya gelme, sakın. Tamam. Sen içeride bekle beni, ben geliyorum, tamam mı? Tamam, bekle beni. Kapat. Kızım, girmiş araya. Hiç. Arkadaş. Yine eski bir arkadaş mıymış? Öyle sayılır. Benim içeride bir işim var. Ben bir gidip geleceğim. Hayda. Nereden çıktı şimdi kızım? Şu annem bir kendini toparlasın. Ondan sonra beraber gider geliriz. İşim kısa zaten. Ben kendim gider gelirim. Yok yok, olmaz öyle şey. Bekle sen. Bizim belediyede şoför Seyfi var. Ben ona söyleyeyim. O götürüp getirsin. Gerek yok baba, gerçekten. Gülenay. Ne?
Kesin yine aynı adam bu. Baksana şimdi ilçeye iniyor. Ne? Hayır, problem ettiğimden değil de. Ya neyin nesi, kimin fesi yani? Yani. Yani. Değil mi kalbim? Kalbim. Tamam, Gülen. Ah. Tamam, uzatma, sus. Aç ağzını, hadi gel. Medine'ye bıramadım. Gül kokusu alamadım. Ben Resul'e doyamadım. Yaralıyım, yaralıyım, yaralıyım. Kime bakmıştınız? Hocaya bakmıştım. Hangi hocaya? Mehmet Ali hocaya. Ha, sen bizim yavun diyorsun. Aşıncı yok buralarda. Ayıp da soğumuşsun, niye bakmıştınız? Ha, ben onun yeğeniyim de, o benim amcım olur. Yani babamın kardeşi. Onu da kalacağım da gari. Ortaokul okuyacağım burada. Ortaokul mu? Sen o kadar küçük müsün? Yok yok, küçük değilim de babam küçük yazdırmış beni. Aslında bakarsan kemik yaşım 20 falan varımdır. Ama babam nüfusta öyle yazdırınca okula geç başladım tabii. Tamam, oldu uzman. İmam Şinci buralarda yok, bir de evine falan bakıversen, tamam mı? Hadi. Bu arada sesim pek bir yanıkmış. Sesin de pek bir yanıkmış. Genelde burada mı oluyorsun sen? Ben ara sıra gelirim senin yanına. Ha? Buralarda olmuyorum ben. Arada sırada gelip dururum buralara. Genelde burada değilim ben. Ha? Yok. Olsun, ilçede falan karşılaşırız. Konuşuruz yine senden. Ha, olabilir. Belki. Zor tabii de. Belki. Ha? Neyse, sana iyi günler Osman. Hadi, sen hadi. Bu hiç iyi olmadı Cemil. Vallahi hiç iyi olmadı. Of Tansu ya. Ne işin var senin içeride? Uğraş dur şimdi. İsmail, bu benim reklamı ne zaman yayınlayacaksın? İlk yayında yayınlayacağım Abdi abi. Eyvallah. Ana. Ümit değil mi lan bu? Ne iş var bunun? Kolay gelsin Abdi abi. Hadi eyvallah. Zümrüt. Buradayım bebeğim. Allah aşkına Tansu, sen ne yapıyorsun burada? Seni görmeye geldim bebeğim. Hasretine dayanamayıp geldim. Bunları senin için getirdim bebeğim. Aşkımızın bahçesinden derledim. Saçmalama Tansu, ne aşkı ne bahçesi. Konuşmadık mı biz seninle iki ay önce? Bitirmedik mi aramızdaki her şeyi? Demek ki bazılarımız tam bitirememiş bebeğim. Demek ki bu aşk kolay aşklardan değilmiş. Sen kafayı mı yedin? Evlisin, bir ailen var. Ya tamam bak şimdi, senden evli olduğumu saklamış olabilirim. Haklısın. Ama şimdi buradayım ya. Tüm benliğinle karşındayım. Al, al. Bak burada ne var? Ay Tansu lütfen, hayır. Bak bak bak. Zümrüt'ün en sevdiği. Tansu! Aşkım bebeğim, seni ben severim. Seni için dağlarım, dönerim. Can yapma yeter. Tansu lütfen kes artık, burası öyle bir yer değil. Hem de hiç öyle bir yer değil. Ay Allah'ım, bir saniye bile dayanamayacağım. Al şunu, git buradan Tansu. Ya bir dakika bebeğim, nereye gidiyorsun ya? Senin ve gitarın olmadığı bir yere gidiyorum. Ya bir dakika, dinle ya. Önce yoldan geldim ben. Kendimi ifade edemedim, dur ya. Ya Tansu bırak şu kolumu. Tansu bırakır mısın kolumu lütfen? Ha birader. Ne oluyor burada bakayım? Dostum sen kimsin ya? İlimcinin karı alıyor. Sen bizim başkanın kızını
Sahipsiz mi sandın lan? Dur şimdi İsmail, sen karışma bir de. Asıl sen karışak olma Zümrüt. Benim işim seninle değil, aha bu biçimsizle. Beni bak birader, burası küçük yer. Burası senin bildiğin yerlere benzemez. Buranın kızlarının yakayla kolundan tutmak, önüne geçmek. Bunlar bize ters şeyler bunlar birader. Bak şimdi dostum, tersi düzü senden öğrenecek değilim, tamam mı? Bana böyle hareketler pek sökmez. Önce o elini bir indir. Sen beni dayılanıyor mu lan? Dostum bak şimdi seni uyarıyorum ben burada. Sonra vay ben duymadım, vay ben işitmedim demeyeceksin bana. Benim karatede siyah kuşağım var. Mahallede bana Bruce Lee Tansu derler. Bana de beton kafa İsmail derler. Hak etti. Ya İsmail. Ne oldu lan? Nerede kaldı senin siyah kuşak? Gelemedi bir türlü. Beni bak lan. Bir daha bu kızın 500 metre yakınına yanaşırsan ağzını burnunu dağıtırım ha. Ambulans. Allah'ını seven ambulans çağırsın. Bakmayın öyle kardeşler. Ambulans. Bilader iyi misin? Çok acıyor. İyi misin bilader? Çok acıyor. Gel hadi bir elini yüzünü yıkayın. Zümrüt. Seni çok seviyorum, beni bırakma. Çok acıyor Zümrüt. Sana çok ihtiyacım var. Gel hadi elini. Bırakma beni. Zümrüt. Sen nereden buldun bu biçimsizi? Ya İsmail ya. Ya. Gel gari Zümrüt. Ağlama. İçin dışını çıktı vallahi. Ne yapayım, durduramıyorum. Ay asabım bozuldu, sinirim boşaldı. Ya. Hey Allah ya. Ben çok mu fevri davrandım acaba? Çakması mıydım o kafayı? Ay sen de bir ara yazıyor İsmail. Hepsi benim suçum. Ya sormayayım, sormayayım diyorum ama. Hakikaten sen nereden buldun bu biçimsizi? İsmail lütfen bir de sen gel üstüme. Canım yeterince sıkkın zaten. İyi tamam gel. İstanbul'da tanıştık. Çok güzel şeyler söyledi bana. İnandım ben de. Evlenelim de dedim, biliyor musun? Sonra ben de evli olduğunu öğrendim. Du! Evli miymiş? O zaman az bile yapmışım ben ona. İyice kafa yapmışım tam böyle burnumun üstüne. Bir de babamlarla tanıştıracaktım. Düşünebiliyor musun? Resmen aptallık. Düşürme suratını. Olur böyle. Nereden bileceksin sen onun içini? Gerçi dıştan da biçimsiz ama. Yürü kız hadi. Bak beni, ben nasıl gülüyorum bak. Ben burada inem gari, şimdi gören böğren olursa söz olur. Sağ ol İsmail. Sen çok iyi bir insansın. Yalnız İsmail, bu olanlardan benim babamların haberi yok. Kimseye bir şey söylemezsin değil mi? Merak etme, aramızda sır. Adam kandırmış kızı Sadıç. Ben bekarım demiş. Sonra bir de evli çıkmasın mı? Bir de utanmadan çıkmış gelmiş biçimsiz. Ana. Kız perişan oldu Sadıç. Arabayı bile bana verdi. Ben kullanamayacağım İsmail. Gücüm yok dedi. Ağladı lan yan koltukta. İçin için ağladı lan. Sadıç sen de hızlı çıktın ha. Bakarsın o tipsiz de bulamadığı aşkı sen de bul lan. Dalga geçmeyin lan. Yazık kıza. Bir de burada aldatılmak kolay mı? Vah vah vah. Ben size dedim arkadaş. Bu işlerin sonu iyi değil dediydi. Baksana şimdiden gönlü kaymaya başlamış kıza. Abartma lan. Nereden uyduruyorsun? Üzüldük kız, ondan diyoruz. Ulan hem başıma sardınız işi, hem şimdi dalga geçin bakayım. Beni bakın. Kimseye anlatmayın he. Kıza merak etme, aramızda sır dedim. Merak etme, aramızda sır. He. Fikri abi, bize 3 çay abi. Yok size çay may. İşin vereceğiz herhalde. Bak paramız var. Vermiyorum arkadaş ya. Vermiyorum, keyif benim değil mi ha?
Parasını peşinde verseniz vermiyorum. İşte o kadar. Tövbe tövbe. Veresiye isteriz vermezsin. Peşin veririz gene vermezsin. Nasıl esnafsın sen? Ben anlamadım ki. Süleyman nerede lan bu arada? Sabahtan beri hiç görmedim. Camiye de gel. Onun yeri burada değil miydi ya? Buray. Nereden çıktın sen be? İşte bura. Burada değil ya. Süleyman toplayamayacaksın sen. Ne dağıttın bunu oğlum? Bir alt biliyormuş gibi. Nasıl vereceksin sen şimdi bunu adama? Senin gibi Süleyman'ın. Kolay gelsin Süleyman abi. Gel bakayım. Ne yaptın ortak? Yazdın mı benim mektubu? Bak kaderim senin ellerinde onu göre. Ayıp ettin beni gayb ettin. Ağzımı yapma lan. Belden bacak. Ortak! Oğlum sen yazar mısın, şair misin lan? İçime girip de mi yazdın be mübarek? Aynısını yazmışsın gelen duygularımı. Benim kompozisyonum pek iyi zaten. Büyüyünce yazar olma gibi planlağım var. Aferin lan tarangacı. Planlarını sevsin lan senin be. Sen beni yardım et Allah'ım, sen beni yardım et Allah'ım, sen beni yardım et. Beni İsmail'i, Cemil'i, Emine'i güldürme yarabbim. Ben halimi resmet. Neşe? Ana Süleyman, ne işin var senin burada? Ne işin var burada? Ben burada durup durdum. Geçiveren gibi. Geçip durdum, duran dedim. Aslında ben böyle bir aşağı, bir yukarı ben buralarda. Sen nasılsın Neşe? İyi mi? İyiyim, iyiyim. Süleyman, babamın arabasını yapmışsın ya, bir mutlu bir mutlu görmen lazım. Böyle çocuk gibi. Kilitlerini fit fit açıp kapıyor. Bozacak vallahi. Bozsun be. Bozarsa bozsun ya. Ne olacak? Ben gelip yaparım gene. İşimiz bu değil mi sonuçta? Aa, bu arada hayırlı olsun Süleyman. Niye? Köstencelerin Halil'in kızıyla nişanlanıyormuşsun ya. He. Öylemiş mi? Var öyle bir şeyler de işte. Neyse, hadi sana iyi günler. Sana da. Kızım ben seni seviyorum ya. Sen niye öyle bir şeyler diyorsun kıza? Yok desene. Bunlar bir takım yanlış anlaşılmalar desene. Yapamıyor mu Sadıç? Diyemiyorum. Allah Allah. Yapmazsan böyle zırlağa durursun Sadıcığım. Ne diyeyim ben sana? Boşuna sızlanma madem. Vallahi ben bile dayanamayacağım Sadıç. Çıkıp minareye ilan edeceğim. Sayın cemaat, duyduk duymadık demeyin. Bizim Süleyman Neşe'yi seviyor diyeceğim. Desen ne olacak Cemil? Bir daha bakar mı o kız beni? Ben bitmişim vallahi. Dünyam bitmiş. Neşe defteri kapandı gitti benim için gari. Ulan İsmail. Bir tane aşkımız vardı. O da bitti lan senin yüzünden. Sadıç bırak Allah aşkına. Tamam be. O kadar da umutsuz olma. Bunun bir çaresi. Gider konuş, anlatırız. Böyle böyle oldu deriz. Ben derim lan. Ben uydurdum derim yaralını. Desen ne olacak be? Bir daha bakmaz o kız bana. Zaten böyle... Hayırlı olsun derken gözlerin içi gülüp durdu biz. Belki de ben kendim avundum oğlum. Kendim sevdim, kendim bitirdim bu aşkı. Beyola ya, plantorik kaldık hayatı biraz. Emin abi, Emin abi koş ciddi. Ne oldu Ersin? Yoksa babama bir şey mi oldu lan? Yok abi, Emin abla haber yolladı seni. Babası verdiğin şehri bulmuş. Başka biriyle evlen diyecekmiş. Ne diyor gülüm sen, doğru mu bu? Kendi söyledi. Vallahi billahi doğru. Babam dediğini yapa fazla beklemez dedi.
Emin abine söyle, gelsin bu gece kaçırsın beni dedi. Duydunuz mu? Duydunuz mu işte? O yobaz değil mi? He? Eskicinin oğlu. Her gün tezgah alan geçiyordun buradan. Görüşsene kız. Odun değil mi? Baba yapma, bak ben yolda buldum o şiiri. Kimse şiir miyi vermedi bana. Sen beni salak mı sandın Emine? Bana bak. Gözüme bak. Gözümün içine Emine. Benim alnımda keriz mi yazıyor? Bundan sonra bu evden dışarıya adımını atmayacaksın. Anladın mı? Bu kapıdan dışarıya çıkmayacaksın. Duydun mu beni? Seni evermeden rahat yüzü yok bana. Anam beni el aleme rezil etti ama sen edemeyeceksin. Şeyler yapmam lazım Sadıç. Benim bir yolunu bulup Emine'yi kaçırmam lazım. Kaçır be Sadıç. Ben kaçıramadım, sen kaçır. Ben kavuşamadım, sen kavuş be sevdin ya. Dur lan, hemen gaz verme adıma. Kaçırsa ne olacak sanki? Adam evlenmeye durumu mu var? Oğlum bunun evlenmeye niyeti olmasa o Rafet ciğersiz kızı evlendirecek. Başka biriyle evlendirecek. Evlendirene kadar da kızın burnundan fitil fitil getirecek. Aha. Ben camiye giderken bazen seslerini duyuyorum Sadıç. He? Yapmadığını bırakmıyor kıza. Kim bilir şimdi neler yapıyordu. Hep benim yüzümden işte Sadıç. Kıza bir şiir vereyim derken hayatımı mahvettim, maf. Yok başka çarelerim kalmadı benim. Ben nasıl edeceğim, nasıl yapacağım bilmiyorum. Hem de benim Emine'yi kaçırmaktan başka çarelerim kalmadı Sadıç. Değil mi lan? Hayırdır gençler? Yine toplanmış, ne planı yapıyorsunuz bakayım? Ne planı yapacağız? Şükrü amca, arkadaşlarla öyle laflıyorduk. Emin gel oğlum. Oğlum ben Şükrü. İyi madem ya, size bol bol lafla. Hadi de! Ulan geç gibi arabamız olsaydı be. Erkenden vedik benim kayınpederin arabasını. Ben size bulacağım arabayı Sadıç. Gideceğim Zümrüt'ün arabayı isteyeceğim. Yalnız eve kadar gitmeyelim şimdi. Telefon açalım. Malum ilim başkan bize kızgın. Hey. Hadi. Hadi gari. Hadi canım, hadi gari be. Telefonu kapayınca ipi yavaşça kopmasın Sadıç. İp koparsa jeton içeride kalır sonra. Tamam lan, kaçıncıya söyledim. Kalırsa kalsın. Helal olmaz ki zaten o konuşma. Niye balım? Tek atımlık jetonumuz var Cemil. Bundan idare etmek zorundayız. Allah Allah. Çalıyor, çalıyor. Alo. Belediye Başkanı Doktor Hilmi Çakırlı'nın evi, buyurun. Alo, iyi akşamlar beyefendi. Ben İstanbul'dan arıyorum da Zümrüt Çakırlı ile görüşebilir miyim acaba? Bir arkadaşımsın evladım. Evet evet, bir arkadaş, yani bir arkadaşıyım, evet. Eski bir arkadaş mı? Evet evet, eski. Heh. Bak, o zaman seni yakaladığım iyi oldu. Bak şimdi beni iyi dinle delikanlı. Burası kasaba yeri. Burada genç bir kız öyle ikide bir aranmaz. Hem kızımla aranda ne var senin ha? Nasıl bir arkadaşlık anlayışınız var? Öyle tamam. Ben modern bir baba olabilirim ama hani bir arkadaş sıfatı genç bir kızı zırt pırt aramak için yeterli bir sıfat değil. Eski bir arkadaş hiç değil. Onun için eğer bir daha burayı ararsan vallahi külahları değişiriz seninle. Anladın mı? Hadi iyi akşamlar. Oh, rahatladım be. Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Bir daha arama dedi, kapattım. İnanmadın mı ki acaba? Ben size dediydim arkadaş. Helal değil o konuşma dediydim. Aa Süleyman. Geri arayacak olan mı?
Başkan bizi buralarda görürse ölüm nerede? Ölüm mü yeni Sadıç? Cemil yeter gari. Gerilim yapıp durma. Yolunu bak, konuşma. Ağzını kırdım onu. Altınlar duvarın arkasında yatıp duruyor lan. Merak etme, onu da bakacağız. Şu kurtuluş şenlikleri bir gelsin, tamamdır. Hadi. Zümrüt! Şşt, Zümrüt! Buraya bak, buraya. Ah, İsmail? Heh, buradayım, gel. İsmail, hayırdır bu saatte? Şey, biz senden bir şey rica edecektik de. Ha. Eğer uygunsa senin arabayı isteyecektik. Bir kız kaçırma mevzu var da. Eyvah! Siz Sedef'i mi kaçıracaksınız yoksa? Yok. Yok ya, o defter çoktan kapandı. Biz bizim Emin için kız kaçıracaktık. Ya. Ya. İyi tamam. Ben anahtarları alıp geleyim, siz aşağıda bekleyin beni, arabayı alıp gelirim ben. He. Bak, sonuçta kız kaçırma operasyonu. Eğer yakalanırsak falan senin arabanla yakalanmış olacağız. Olsun. Benim babam belediye başkanı, bana bir şey olmaz. Sizdeki neyle bakıp duruyorsunuz ya? Evet, gelin hadi. Atlayın hemen. Babam şüphelenmeden ben bir an önce gideyim. Geç. Sağ ol Zümrüt. Hakikat delikanlı kızmışsın vallahi. Bize çok büyük bir iyilik yaptın. Ne olacak İsmail, at tarafı araba. Önemli olan aşıklar kazansın. Çok doğru söyledin vallahi. Yeter ki aşıklar kazansın. Vallahi bunlar ikisi için tehlike çalmaya çalıyor. Benden size söylemesin Sadıç. Çalsak, çalsak. Hadi. Siz de konuşup durunuz ne? Hiç. İsmail, bu iş olacak mı? Olacak, olacak. Ne yapacağız şimdi Sadıç? Nasıl kaçırabileceğiz kızı? Ne bileyim Cemil. Bir plan da yapmadık ki. Vallahi beni sorarsanız hep beraber içeri dalıverelim. Biz üçümüzü Rafet Ciğersin'in üstünü çullanıverelim. O arada Emin de Emine'yi kaptığı gibi kaçırıversin be. Sonra ne olacak? Sevenler kavuşacak. Sevenler kavuşacak. Biz de haneyi tecavüzden hapishaneyi boylayıvereceğiz. Benim dışarıda acık işim var. Ben gelene kadar sen de boş durma. Bunları dikiver. Boş duranı kimse sevmezmiş. Onu komşuya rezil olacağım vallahi, müezzinlikten atacaklar beni. Ver lan şunu. Tövbe tövbe. Ne
şey olacak lan bu Kasım Kürek'le. Hadir la gel hadir la. Amcam değil mi lan bu? Ne işi var bunun burada? Ne yaptın Kamil? Aldın mı artık? Aldım mı? Ama alıncaya kadar imanım gevredi. Çok para saybettim. Gömüyü bulunca kat kat fazlasını çıkaracağız. Ey. Ene. Bunlar da define arıyorlarmış hele. Ulan amca. Bize gelince para yok diyor. Ama haritaya sığıyor. Sadıç. Siz bunları takip edin. Biz de Emin'le Emine'yi çıkarıverelim içeriden. O zaman operasyon başlasın. Hadi canım, hadi. Emin, hadi bari. Hadi bakalım. Hala adamı duydun mu Kamil? Geçen gün büküp altından yakalandı cenderle. Ya duymam mı lan? Seninki rüyasında görmüş gömünün yerini. Güya bir yer daha gördüm diyormuş da nere olduğunu söylemiyormuş güya. Bizim yer olmasın Kamil. Belli mi oğlu? Bakarsın 50'sinden sonra talihimiz dönüverir. Döner mi lan? Döner. Geldin. Ya ne yapacaktım Emine? Seni o Ceberit babanın eline mi bırakacaktım? Eve git dedi beni. Ama ben senin adını vermedim Emin. Emine. Emin. Git lan. Aşkın sırası değişince. Hadi. Buldum. Anahtar. Anahtarlar nerede Emine? Babam yanında götürmüştü. Hidayen de nerede saklı hiç bilmiyorum ki. Ne yapacağız şimdi? Bunu al. Bunu açarsınız belki. O ne kız? Hoş, hoş. Çuvaldasın. Tam Süleymanlık işmiş emme. 6, 7, 8, 9, 10 Ahım da burada. Ver şu kazmayı çıkaralım altıncıkları. Arkadaş, bu 9. harita. Bunda da çıkmazsa ben bırakacağım bu altın işini. Çık çek Sadık, çık çek. Hele bir çıksın. Alemlere götüreceğim seni. İzmir'de alem yapacağız seninle. Çıkalım lan. Ulan koca koca adamların düştüğü hali bak be. Vallahi Süleyman. Bunlar yaşından başından utanmıyorlar ya. Ben hiç utanmam gari. Sonuna kadar sizinleyim arkadaş. İyice çek kendine doğru Emin. Çekiyorum. Çek, iyice çek zorla. Emine ne yapıyorsun sen? Dikkat etsen ya yakalatacak mı sen bizi? Emin. Anahtar. Koş lan koş koş koş. Hadi gidelim Süleyman. Bunlar sabaha kadar ancak azallar burayı. 2 dakika daha dur lan. İyice bir emin olalım sonra. Toprak çok sert Sadıç. Biraz sulasak da yok. Yumuşasın. Daha kolay kazacağız sanki. Ya burada suyu nereden bulacağız? Benim sayada bir bidon var. Ben gidip getireyim. Dur bakayım. Sen vakit kaybetme. Ben çabucak alıp gelen. E hadi. E şey, kapıyı açınca hemen orada. Kenarda. Ey. Süleyman. Eve gidelim.
yanıyor, ne yapacağız? Ne yapacaksın? Bir koşu gideceksin, haber vereceksin Cemil. Hadi, hadi koş. Hadi. Süleyman, benden evvel varırsa ne yapacağım? Adam topal Cemil. Ondan önce varırsın diye düşünüyorum emme. Eğlen mi gari hadi? Hadi eğlen mi? Allah'ım sen günah yazı verme de bu topal bacakla bu ne sürede arkadaş. Vallahi ben ter içinde kaldım ya. Yemin oğlum, burası dağ geçtirme. Buradan gitse. Hadi bismillah. Affedersiniz. Karşılaştık yine. Hayırdır bu saatte? Nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsun? Ben şimdi... Yoksa beni tokmaya mı gidiyorsun? Ben de amcamı dedim, sizin mezun dedim. Sesi pek güzeldir dedim. Pek bir yanık ilahi söylüyor dedim. Amcam da senin sesini çok beğeniyor. İyi çocuktur o diyor senin için. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Bak yalnız şımarma ya. Bak söyledim diye beni pişman etme. Gerçi sen şımarmazsın. Biliyorum ben ama yine de olsun bak emin. Hiç açılmıyor bu kapı. Nasıl kilit takmışlar bunu anlamadım ki ben. Bu böyle olmayacak. Çekil Sadıç. Emine! Kapının arkasından çekil. Kıracağız kapıyı. Kaç, kaç. Oh. Oh. Yuh be! Demir misin mübarek? Dur bakayım Sadıç. Yok. Emine, hazır mı? Yani diyorum ki, benle bir yola çıkmaya hazır mı? O kadar konuştuk, ben senin adını bilmiyorum. Benim adım Atiye. Annem beni Kadir gecesinde doğmuş. İlla tutturmuş kızın adını Kadir koyuyor. Babam da demiş ki yok kızın adına anamın adını koyacağız. Sonra bana ninemin adını koymuşlar. Ha, senin adın neydi bu arada? Benim adım. Cemil dedi mi? Amcam dediydi bana aslında. Adı Cemil dediydi. Hayırdır? Hocam ben camiye gidiveceğim de. Ayıptır söylemesi. Birazcık şeyim kutlu. Gideyim diyorsun emme gidemiyor. Kısa. Çekilsene çocuğun önden. Ne lafa tutup duruyor? Hay Allah senden razı oluversin hocam. Öpüverim bu mübarek ellerini. Vallahi büyük adamsın. Yemin ediyorum vallahi billahi büyük adam. Anamsın sen hocam. Allah senden razı oluversin. Yetişemedik ya lan. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Emin, hadi lan. Çabuk olun biraz. Geldik, geldik. Arka kapıdan, arka kapıdan, arka kapıdan. Yuma oda! Kimsiniz dedim? Dönün bakayım! Dönün bakayım dedim! Baba! Sizin bir şeyciyi becereceğiniz yok. Hadi bakayım, yürüyün gidiyoruz.